Hepinize merhabalar arkadaşlar. Para Mühendisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Huobi borsasına nasıl kayıt olunur, nasıl kimlik doğrulama yapılır, nasıl para aktarımı, para çekimi yapılır onu göstereceğiz. Öncelikle Para Mühendisi kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşırsanız mutlu oluruz. Şimdi Para Mühendisi kanalımıza geliyoruz. Herhangi bir videonun altındaki kayıt linklerine bakıyoruz. Şöyle göstereyim size. Herhangi bir videoya tıklıyoruz. Videonun altında bulunan kayıt linklerinden Huobi'yi buluyoruz. Şurada huyo bir kayıt linki var. Buraya tıklıyoruz. Burada bize bir uyarı veriyor arkadaşlar. Kayıt esnasında uyruk bilgilerinizin doğru girdiğinizden emin olunuz. Aksi halde kimlik doğrulama işleminiz başarısız olacaktır. Bunlara dikkat etmeliyiz. Onaylıyorum. E-posta ile kayıt olacağım E-postamızı giriyoruz. Şifremizi oluşturuyoruz. Burada davet kodumuz var arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bu davet kodu olduğu takdirde komisyon indirimlerinden faydalanmış oluyorsunuz. Robot değilime tıklıyorum. Kaydımızı oluşturduk arkadaşlar. Şimdi e-postamıza bir onay kodu gidiyor. E-postamıza gelen onay kodunu buraya giriyoruz arkadaşlar. Kayıt işlemimiz tamamlanmıştır. Kayıt işlemimiz tamamlandıktan sonra şurada sağ üstte profil simgesi olan yere tıklıyoruz ve aşağıda kimlik doğrulama diyor arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz. Buradan kimlik doğrulamamızı gerçekleştireceğiz. Kimlik doğrulama sayfamız açıldı. Burada borsa yazan yerin altında kimlik doğrulama var. Oraya tıklıyoruz. Burada bize nasıl kimlik doğrulama doğrulayacağımızın adımlarını gösteriyor. Kimlik doğrulamada kimliğimizin ön yüzünün, arka yüzünün fotoğrafını istiyor. Daha sonra da bizim yüzümüzün fotoğrafını istiyor selfie şeklinde. Ve de burada kimlik, pasaport ehliyet hangisiyle kimlik doğrulayacağımızı soruyor. Biz kimlik kartını seçiyoruz. Burada kimlik doğrulama sayfasına atıyor start diyoruz. Kimliğimizi mobilden mi doğrulayacağız? Bilgisayar üzerinden mi? Webcam üzerinden mi doğrulayacağız? Veya dosya mı yükleyeceğiz? Bunları soruyor. Ben bilgisayar üzerinden devam ediyorum. Mobile seçtiğiniz takdirde de De bağlantı linki üzerinden de kolay bir şekilde kimlik doğrulamanızı yapabilirsiniz cep telefonunuzdan. Ben daha öncesinde kimliğimin fotoğraflarını bil bilgisayara yükledim. Buradan devam ediyorum. Dosya üzerinden devam ediyorum. Dosyalarımı yüklüyorum. Bu şekilde kimlik doğrulamamızı yapıyoruz arkadaşlar. İlk önce kimliğin ön yüzünü daha sonra arka yüzünü buraya yüklüyoruz. En sonunda zaten bizden selfie istiyor. O doğrulamayı da yaptıktan sonra kimliğimiz doğrulanıyor. Kimlik kaydımız oluşuyor. Bu işlemleri tamamladıktan kısa bir süre sonra da kimliğimiz doğrulanıyor zaten arkadaşlar. Bu bir borsasına kaydoldu. Kimliğimizi doğruladık. Şimdi de bu bir borsasına nasıl para yatırırız onu göstereceğiz. Sağ üstte bakiye yazan yere geliyoruz. Bors hesabı, yatırma ve çekme. Buraya tıklıyoruz. Bu adımlar ilk başta size zor gelebilir ama kolay işlemler. Arkadaşlar bu işlemler size başta zor gelebilir ama videomuzu izleyip adım adım ilerleme sağladıktan sonra çok basit bir işlem olduğunu siz de göreceksiniz. Buradan sağ üstte yatırma olan yere tıklıyoruz. Burada coin seçin diyor. Biz USDT seçiyoruz. Daha sonra yatırma ağı. Burada biz TRC20'yi kullanıyoruz. Bunun sebebi de daha az transfer ücreti kes kesmesi. TRC20'ye tıklıyorum. Gönderim ücreti olarak da 1 dolar kesiyor. Yani 50 dolar atacaksanız 51 dolar veya daha fazlasını da atabilirsiniz. Buradan tekrar kontrol ediyoruz. USDT'yi seçtik. Ağımızı TRC20 seçtik. Para yatıracağımız yerden de aynı şekilde USDT ve TRC20 ağını seçmek zorundayız arkadaşlar. Aksi takdirde paranız kaybolur. Yani ben buradan USDT'yi seçtim. TRC20'yi seçtim. Para göndereceğim yerden USDT'yi seçip ERC20 seçtiğim takdirde paramız kaybolur. Bunları seçtik. Bunları seçtikten sonra yatırma adresi gönder diyoruz. Yatırma adresini gönder dedikten sonra mailimize yatırma adresini teyit amaçlı gönderiyor. Mail adresinizden de tekrar bu an doğruluğunu kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Buradan kopyalayıp devam ediyor. Ben burada yatırım için En çok kullanılan borsa olduğu için Binance borsasını yapacağım. Binance borsasına geliyorum. Sağ üstte profil imgesi olan yere tıklıyorum. Buradan cüzdan, cüzdandan da spot cüzdan cüzdanına tıklıyorum. Burada yatırma işlemi, çekme işlemi var. Buradan çekip Huobi borsa yatıracağım için çekmeye tıklıyorum. Buradan coin'inizi seçin diyor. Biz Huobi borsamızda USDT seçtiğimiz için buradan da USDT seçiyoruz arkadaşlar. Adresimizi buraya giriyoruz. Tekrardan adresimizi Huobi borsasına gidip kontrol ediyoruz. Doğruluğundan emin oluyoruz. Tekrar gelip çekim anında seçiyoruz. Biz Huobi borsasında TRC20 yi seçmiştik. Yine burada da TRC20 anı seçiyoruz. Ve burada da gösterdiği gibi bir USDT çekim ücreti bulunmakta. Devam ediyoruz. Burada ne kadar çekim yapacağımız miktarı yazıyoruz. Ben ön satışa katılacağım. 50 dolara ihtiyacım var. 1 dolarda da için 51 dolar olarak yazıyorum. Daha sonra işlemimizi tamamlıyoruz. Çekme işlemi diyoruz. Arkadaşlar bu işlemden önce tekrardan bir son kontrol yapın. USDT adres TRC20A. Daha sonra çekmeye tıklayalım. Tekrardan kontrolümüzü sağlıyoruz. Eğer ki herhangi bir yanlış olursa paranız kaybolur. Bunu defalarca söylüyoruz arkadaşlar. Lütfen buraya dikkat edin. Kontrolümüzü sağladıktan sonra çekme işlemimiz tamamlanıyor. Çekmeye tıklıyoruz ve işlemimiz tamamlanıyor. Gönderdiğimiz USDT kısa bir süre içerisinde hesabımıza geçmiş bulunuyor. Aynı borsasından çekme işlemini tamamladık. Huobi borsamıza bu USDT'lerimizi gönderdik. Tabii süre içerisinde geçecektir zaten hesabımız. Huobi borsasında kaydımızı oluşturduk. Kimliğimizi doğruladık. Paramızı yatırdık. Şimdi sırada alım satım işlemlerimiz. Tüm borsalarda olduğu gibi piyasalar kısmına geliyoruz. Burada alım satım tahtası önüne çıkıyor arkadaşlar gözünüz korkmasın. Bütün borsalarda olduğu gibi bir borsası aynı şekilde alım satımınızı yapacağız. Hangi coin'i almak istersek buradan seçimini sağlıyoruz. Ben bitcoin üzerinden gösterir Ethereum da alabilirsiniz. DOT bunları da alabilirsiniz. Ben bitcoin üzerinden gösterimi sağlıyorum size. Bir alım satım tahtası önümüze geliyor. Yine sol üst köşede ara kısmında almak istediğimiz coin'i buraya yazıp buradan da alım satın sağlayabiliriz. Örnek veriyorum Ethereum yazıyorum ETH -E olarak. Bu sağ tarafta olanlarda alım satım pariteleri biz USDT seçiyoruz. Bitcoin veya diğer paritelerden de alım satım yapabilirsiniz buraya ne kadarlık almak istediğimizi yazıyoruz örnek veriyorum ben bir tane ethereum almak istiyorum biri yazıyorum hesabıma para daha geçmediği için burada bu şekilde gösteriyor hesabımda para olmadığını söylüyor buradan yüzdelik olarak da alım satımı yapabiliriz örnek veriyorum paramızın yüzde 25 kadar alım satımı yapacağız satın ala tıklıyoruz yine elimizdeki coin'i satmak için de aynı işlemleri burada uygulayacağız bir ethereum satım yine sata tıklayıp işlemi gerçekleştiriyoruz alım satım işlemlerimiz bu kadar yine üst kısım kısımlarda da alış fiyatınız, satış fiyatınız yine alış fiyatının üstünde limit emri, piyasa emri, spot limit ve tetik emir var. Yine satın satarken de aynı emirler bulunmakta. Piyasa emri üzerinden alım satım yaptığınız takdirde komisyon ücretini fazla ödediğiniz Şimdi bit emri üzerinden alım satım yapmanız sizin için de daha uygun olacaktır. Komisyonu daha az ödemiş olacaksınız. Alım satım işlemlerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi alım satım işlemlerimiz de bu kadar arkadaşlar. Şimdi ön satışa nasıl kaydolunur onu da göstereceğim sizlere. Ve bir borsası üzerinden de ön satışlar sürekli gelmekte. Bunlardan da kayıt olup güzel gelirler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Gösteriyorum sizlere. Ana sayfa üzerinde ön satışlar görünüyor. Şurada prime list ile listeleniyor. Tıklıyoruz. Ön satış sayfamız açılıyor. Ön satış sayfamıza geldiğimizde kaydı oluşturmamız için kimlik doğrulamamız istiyor. Biz kimliğimizi doğruladığımız için burada bizden bir onay istiyor. Buraya tıklıyoruz. Benim henüz kimliğim doğru doğrulanmadığı için burada tik işareti olmayacaktır. Şimdi de kimliğiniz onaylandıktan sonra buraya gelip tıkladıktan sonra kimlik onayınız oluşacak. Yine şurada etkinlik için kimlik doğrulamada da tik işaretiniz oluşacak. Daha sonrasında satışı bekliyoruz. Sonra satışın başladığı saate buradan görüyoruz. Kimlik onayından sonra satışın başlayacağız. Tarih ve saate bakıyoruz. Buradan görüyoruz. Satışın başladığı saatte buraya gelip satış için kaydımızı oluşturuyoruz. Daha sonra hesabımızdaki 50 dolarla satışa katılıyoruz arkadaşlar. Ön satışlarla ilgili detaylı bilgi almak istiyorsunuz. Yine para mühendisi YouTube kanalımıza gelip çektiğimiz videolara bakabilirsiniz. Oradan da yine kayıt işlemleri, ne kadar kişinin alım yapacağı, tarihleri, detaylı bilgilere videolardan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ön satış videolarımızı kaçırmamak için para mühendisi YouTube kanalımıza abone olup buradaki videolardan takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Huawei borsasında olan ön satışlarında videosunu çekiyoruz. Anlık bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Hobi borsasında kaydı olmayı, alım satım işlemlerini, para yatırıp çekme işlemlerini elimden geldiğince size aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Emeklerimizin karşılığı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum. <laughs>